Gelelim maral falfayı hayvanlar nasıl tüketir? Hangi yollarla hayvanlarımızı besleyebiliriz? Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Gelelim maral falfayı hayvanlar nasıl tüketir? Hangi yollarla hayvanlarımızı besleyebiliriz? Görüldüğü gibi üzere koyunlarımızı açmıştık. Meranın bir kısmı da yayılıyor. Şimdi büyükbaşlarımızın kapısını açtık. Sadece kapı açıyoruz. Çobana ihtiyacımız yok. Kademeli meradayız. Kapısını açtık. Hayvanlar çıkıyor. Ve meramızda. Burada 9-10 çeşit mera otumuz var. Mera grosumuz. Ama yine de hayvanlarımız özellikle içinde odot da var. Bunları odotları yemişler daha önce. Şimdi maral falfanın tadını ve rahyasını bildikleri için oraya doğru gideceklerdir muhtemelen. Bizim inekler yer. Bunu sığırlar yemez dedik, her zaman söylüyoruz ama bir gün olacak, onlar da hazmedecekler. Bakacağız şimdi. Meramızı oluşturmuştuk. Kademeli dörtlü mera. Ve burada koyunların bölümü ayrı. Kalan 3 padok büyük başlarımız için. Burada büyükbaşlar 10 gün burada, 10 gün yanında, 10 gün onun yanında yayılıyorlar ve her zaman yeşil otumuz ve meramız oluyor. Burada elektrikli telimiz var. Belli noktadan maral falfayı yedirebiliyoruz. Yani maral falfa sadece sılajlık bir bitki değil aslında. Yani illa sılaj olacak diye bir kural yok. Yeşilden de yedirebilirsiniz maral falfayı hayvanlarınıza. Burada gördüğümüz üzere çok büyümeden, yaklaşık 1.60-1.70 boyunda iken maral falfayı dibine kadar yedirebilirsiniz. Bütün hepsini yemişler. Burada bakabiliriz ve orada da mevcutta yerken görebiliriz. Yani maral falfayı sılaj yapabiliriz. Bunu paket yapabiliriz. 2 yıl saklayabiliriz. 2 yıl içerisinde tüketimini sağlayabiliriz. Ama maral falfayı bu boydayken, araziniz genişse yeşil yedirmeye de alabilirsiniz. Yani içine hayvan salabilirsiniz. Bakın burada hayvanlarımız yemiş. Burada görüldüğü üzere yiyorlar. Bu boydayken, daha narinken, alttan çelikleri sertleşmemişken maral falfayı içine salıp kademeli mera ya da elektrikli telli mera vesaire yaparak burada maral falfa yedirebilirsiniz hayvanlarımıza. Bu özelliğini de göstermek istedim. Yani illa 4 metre, 5 metre bekleyeceğiz, maral falfayı hasat edeceğiz diye uğraşmanıza gerek yok. Her ayda bir, ortalama 1,5 metre büyür. 1.60-1.70'e ulaşır. Bunları içine elektrikli çitle hayvan salıp içerisine yedirebilirsiniz. Maral falfanın bu özellikleri de mevcut. Bakın orada görüldüğü gibi koyunların bu tarafına bakalım. Orada odot tarlası orası. Orada da odotlarımız var. Daha önce çeşitli televizyon kanallarında ve sosyal medya kanallarımızda gösterdiğimiz gibi, gördüğünüz gibi orada hayvanlarımızın besleneceği meranın içerisinde odot, meragros, içerisinde kekik, yonca dahil hepsi olan karşımlarımız mevcut. Burada da büyükbaş hayvanlarımızın mera olarak oluşturduğumuz, mesela şu arka tarafta büyük gördüğünüz alanı sılaj yapacağız, depolayacağız. Ama günlük yeşilini de tüketsin diye hayvanlarımıza birer sıra içeriye alarak teli, elektrikli teli. Bakalım şurayı çekelim. Buyurun. Maral falfayı yeşilden tüketimini sağlayabiliriz. Şu anda şu boyda ve dibine kadar yenmiş halini görebiliriz. Bakın, canlı canlı. Maral falfayı büyük baş yer mi? Şimdi baş var, baş var kardeşim. İçinde beyin olan baş var. İçinde beyin olmayan baş var. Şimdi maral falfayı mevcutta yeşilken yedirdiğimizde hayvana, şimdi bu videoyu izliyor adam. Maral falfayı diyor, yeşil yedirirsek hayvana dokunur mu? Vallahi hangi hayvana dokunur? Bilmek lazım. Ben dokunabilirim. Ben dokunduğum zaman sıkıntı oluyor.
Yani mar alfalfanın yeşilini inekler yerse ne yapar? Ötürür. Ne yapacaklar inekler yerse? Mar alfalfanın yeşilini. Yani mar alfalfanın mera halini gösteriyorum. Sılaj yapabiliriz. Biçip önüne götürüp atabiliriz. Ya kahvede okey oynayacaksak? Elektrikli çiti çekeriz. İnekleri içine salarız. Yerler akşam biz okey vurduktan sonra geri gelebiliriz yani. Doğru mu sevgili dostum? Yani mar alfalfa işte bunda mesela daha önce yemiş olduğu bir bölgeye dönelim. Mesela birkaç gün önce yemiş olan bölgeye dönelim. Gelin kameraman arkadaşımız çeksin. Şimdi burayı dün yemiş ve bitki tekrar gördüğünüz üzere başlamış büyümeye. Bakın buradan itibaren yemiş, tekrar büyümeye başlamış. Görüldüğü üzere yeşiller tepeden tekrar fışkırmaya başlamışlar. Mar alfalfanın bugünkü konusu da nasıl tüketildiği ile alakalıydı. Evet, bunu da sevgili arkadaşlarımızla, sevgili üreticilerimizle, sevgili çiftçilerimizle paylaşalım. Her zaman dediğimiz gibi biz ispat ederiz. Dediğimiz lafın arkasında dururuz. Hayvanlarımızı içine salar, mar alfalfayı yediririz. Yeşil tüketiminden ne oldu? Mar alfalfayı yiyince hayvanlar zehirlendi mi, zehirlenmedi mi canlı canlı görelim. Mar alfalfa çok yıllık bir yem bitkisidir. Olağanüstü verimlere sahiptir. Ve olağanüstü bir protein ve enerjisi vardır içerisinde. Hayvanların zehirlenecek, hayvanları dokunacak hiçbir şey söz konusu değildir. Sevgili arkadaşlar, Pakong 1 serisidir bu. Pakong 1 serisi özellikle Türkiye'de cacık severler için de uygundur yani. İster yoğurduna karıştırın, cacık olarak yiyebilirsiniz. Cacık çocuk yiyin işte, bir şekilde yiyin yani. Bak yutmadı demeyin ha. Yuttum, gördün mü? Sevgili arkadaşlar, bana dokunmayınca demek ki hiçbir hayvana dokunmaz. Gerçekten rahyası çok güzeldir. Eskiden kalkan derdi atalarımız, onunla cacık yapardık. Şimdi mar alfalfayla arkadaş, işin başımıza iş almayalım, hıyarcılar bize rakip olmasın. Ya arkadaş, cacığa da mı el attın diye. Geçenlerde arkadaşımızın birisi demiş ki, ya Turan abi şu fındığa da bir el at. Ya fındık, fındığa el atanlar var, bizim işimiz olmaz öyle işlerle. Evet. Sevgili arkadaşlar, işin latifesi bir yana, bu kadar özel, güzel bir bitki. Tabi burada bizim bir de meragrosumuz var. Çok yıllık, 5 yıllık bir otumuzdur. Aşağı yukarı 9 karışım yapıyoruz içerisine. Fakat bu kaplamalı, zıplamalı filan tohumlardan değil. Yani kaplayıp da tonaj artırmadan gerçekten reel tohumlarla, kaliteli tohumlarla gerçekleştirdiğimiz mera otumuz var içerisinde. Odotumuz var. Odot gördüğünüz üzere çok muazzam bir mera bitkisidir. Aynı zamanda yeşilden de tüketime uygun olduğunu göstermek için hayvanlarımız içerisine saldık. Bütün otları bıraktılar. Biliyorlar, adamlar işi biliyor. Yani mar alfalfa nasıl yenir biliyorlar ve tabii yiyemeyen sığırlardan ziyade yiyen inekler bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Evet. Türkiye'de benim Türk çiftçisine anlatmak istediğim bir şey var. Diyorum ki girdiler çok yüksek. Bütün girdiler yüksek ama gerçekten hayvancılıkta da şu anda para kazanılıyor. Benim sizlerden istediğim, eğer hayvancılık yapacaksak hayvanların biraz refahı ve özgürlüğü için böyle ikişer üçer dönümlük kademeli meralar yapılmalı. Ve bu kademeli meralarda haftalık periyotlarla bu hafta burayı yaymalısınız. Bir hafta sonra burayı yaymalısınız. Bir hafta sonra orayı yaymalısınız. Dördüncü haftada yayılım için dördüncü padoğa geçtiğinizde zaten yağmurlama sistemiyle bu mera sulandığı için birinci hafta yaydığınız ot tekrar büyümüş olacak ve hayvanlarınız gördüğünüz gibi gerek inekler
gerekse koyunlar merada gezintiyi, yeşil tüketimi, ot çeşitliliğini tadacaklar ki hayvancılığın zevki çıkacak ve hayvancılığın girdileri bir nebze de olsa azalacak. Hem bu sisteme gitmenizi tavsiye ediyorum, hem de maral falfa gibi bir dekardan 100 ton sılaj veren olağanüstü bir yem bitkisini dikmenizi ve bir kere dikip 15 yıl hasat etmenizi öneririm. Yani 3 ayda bir sürülecek, ikilenecek, efendim dikilecek yem, gübre, mazot, işçilik vesaire bunlarla uğraşmayacağız. Bir kere maral falfa dikeceğiz. 3 ayda bir 15 sene hasat edeceğiz. O zaman bakalım neyden şikayet edeceğiz? Onu düşünüyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum.